bir takımdaki hoca konusundan bir başka takımdaki hoca konusuna geleceğiz. Ama şu bir gerçek ki oyun olarak e, ve ligdeki yer olarak sıkıntı yaşıyor. E, bu takımlar Fenerbahçe'de kim hoca olmalı sana göre Aldın Domaç? Bu listedeki isimlerden biri mi yoksa senin başka bir adayın var mı? Şimdi şöyle enteresanlık var. Ben bugün e, ya dedim ki yani benim de tabii düşüncelerim var ama. E, bir e, bakalım e, Twitter üzerinden soru sorayım bakalım dedim. Yani e, Fenerbahçe'nin teknik direktörünün kim olmasını istiyorsunuz diye. Sizce kim olmalı diye. İsimleri de e, burada bizde geçtiği gibi e, Alex, Biliç, Löv, İsmail Kartal yazdım. Bizim haberimizde de var ya. Kim çıktı dersin? Kim çıkmıştır? Kim? 5 oy kullanılmış ki hani 8 saatte falan yaptığım bir. Ee, şey e, Alex, Bilic, Bence İsmail Löv, Kartal. İsmail, Kartal dedin. Alex, Löv, Bilic, İsmail, Kartal. İsmail, Kim Kartal çıkmıştır. Sence? Yani bilemedim ya. Hiçbiri böyle Alex olabilir. Yani taraftar Alex der diye düşünüyorum ama. Evet. Şöyle söyleyeyim. 5000 oy kullanılmış yaklaşık. 4800 küsür. Alex %25. Bilic %11. Löv yüzde 25, İsmail Kartal yüzde 39. Eğer Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar hani İsmail Kartal olsun diye bir düşüncesi yoksa e ...çok net bir şekilde İsmail Kartal... Yarım kalmışta kart... bir hikayesi var aslında. Yani o yarım kalmış hikayeleri <laughs> Hep artık... Hepsi hikayeler gel. <gülüyor> <gülüyor> yani ya, şey dedi, ya, ya. yarım kalmış. Yani şeyde de... ...Lövün'de gelirse yarım kalmış hikaye. <gülüyor> Alex gelse yarım lövün kalmış de yarım hikaye. yarım kaldı İsmail Kartal. Vitor kal... Pereira da öyle yarım kalmış beşik hikaye. Beşiktaş'a Rıza Çalınbay gelse. Ha. Ben i̇şte... Anca Öğretti'yi getirip o da yarım kalmış hikaye. <laughs> Aziz Yıldırım Bu... getirdi ama Bu... olmadı. Ama şöyle bir şey var... ...İsmail Ka Kartal... Enteresan değil mi? ...çalıştırdığı takımlarda iyi işler yapıyor. Toparlanıyor takımlarda değişiklik yaşandığı zaman Fenerbahçe İsmail Bahçede Hoca'yla. Fenerbahçe'de de iyi iş yaptı. Yani evet. e, otobüs kurşunlanana kadar e, geçen e, o sürede çok çok iyi işler yaptı. E, o sürede e, tabii ki oyuncuların da kimyası bozuldu, genel yapı da bozuldu. Yoksa belki de o sezon şampiyonluğa taşıyacaktı Fenerbahçe. Yani Bahçeyi. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin içi tabii. kendisin yani Aziz Yıldırım diyor Fenerbahçe'nin kendisi diye. Fenerbahçe'nin kendi isim diyebileceğiniz bir sürü insan vardır Fenerbahçe'de. Tabii çok fazla değildir bu. İsmail Kartal da onlardan biri. Yani özünden çıkmış bir isim. Ben de Halil abiye katılıyorum. İşleri iyi götürüyordu. Başka kulüplerde de bir alt ligde de başarılar tabii var. Tabii Konya'da onun. da iyi işler i̇yi yaptı işler aslında yaptı. ama. Yani İsmail Kartal böyle hani hadi gel geç idare et diyebileceğiz bir hoca değil. Bir buçuk sene istiyorsa hakkıdır. Ben de olsam, ben, de. Yani ben İsmail Kartal olsam isterim. Bir buçuk sene istemiş e, sezon sonuna kadar. E, çünkü bu sezonu genel anlamda üç büyük takımdaki teknik adamlar e, şöyle düş, değerlendiriyorlar. Löv de aynısını söylemiş. Bu sezon kayıp sezon demiş yani. Kayıp sezon. Yani artık kimse bu sezona şampiyonluk sezonu gözüyle bakmıyor. Fenerbahçe, evet, evet. Beşiktaş ve Galatasaray'da. Hele hele Trabzonspor'un müthiş e, ivmelenen bu yükselişi kesinlikle diğer takımları umutsuzluğa sevk ediyor. Yani tabii şöyle bir şey vardı, o da bitti zaten. Hani Fatih Hocanın 8'de kapanır, 18'de kapanır dediği, geçen hafta 18'e kadar gelmişti. Yani 8 kapanmıştı, 18 kapanır mı testi yapılacaktı. O da o da gitti. Fark daha da ediyor. açıldı. Şunu söyleyeyim, yani Fenerbahçe'nin bir kere Alex çok e, akıllı bir insan yani e, futbol fut, aslında çok zeki insanlar oynar futbolu öyle hani hele Alex gibi insanlar çok çok zeki. Şimdi Alex'in kalkıp da bu şartlarda bir takıma gelmesini beklemek çok fazla iyimserlik olur. O ister ki sezon başında geleyim takımı ona göre dizayn edeyim diyebilir. Ee, Zico Alex modeli. He. Zico Alex modeli Ziko'nun artık ben dönüşü yine yarım kalmış bir hikayeden bahsettim. <gülüyor> <gülüyor> Bütün hikayeler yarım kalmış. Bir de kalmış. model konusu var ya <laughs> Love İsmail Kartal Love, modeli. Ben onu Zico Alex modeli. Şimdi acaba şunu söyleyeyim. Zico <laughs> e, Alex çok mantıksız Melike. değil ama. Al sezon başında gündeme geldiğinde bugün kararı değişti mi bilmiyorum. İsmail Kartal'la konuşmuştum. Bugün bilmiyorum kararının ne olduğunu. Dedim ki hocam böyle bir şey konuşuluyor. Yani Lövle İsmail Kartal birlikte ne diyorsun demiştim, sormuştum. O günü söylüyorum ama bugünü değil. Hı hı. Ben artık birinci hoca olarak görev yaparım dedi. Yani ben birisinin yardımcısı olarak görev yapma durumunda değilim. O boyutu geçtim dedi. Dolayısıyla şimdi artık hani Löv, İsmail, Kartal olmaz. Zico da zaten artık Alex de kol, yani kollarının arasında kendisini alıp büyüteceği bir isim değil. Onun için ben o isimlerin doğru olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe tabii büyük fırsatı nerede kaçırdı? İki kez kaçırdı Ali Koç. Birincisi Aykut Kocaman'ı erken yolladı. Bir sene daha kalacaktı Aykut Kocaman. Bunu o zaman söylediğim için şimdi rahatlıkla söylüyorum. İkincisi sezon başından beri söylüyorum. Ee, bir yeni e, hikaye daha yazıyor çünkü herkes bir yarım kalan aşk daha var. Emre Belezoğlu gitti, tekrar gelecek diye. Emre Belezoğlu'yla eee Emre Belezoğlu'yla vedalaşması en büyük hataydı. Vedalaşırken de işte beş yıl daha hoca gelişecek vesaire. Ya önümüzde ne örnekler var? Nagelsmann örnekleri, Klopp örnekleri. Yani bunlar böyle hani eee antrenörlüğe başlarken 50 yaşında 60 yaşında başlamıyorlar yani. Bunlar Nagelsmann 29 yaşında başladı antrenörlüğe. Yani bunlar bence doğru yaklaşımlar değildi. Emre ile devam etmeyerek ikinci kez kaçırdığı fırsatı. Şimdi tabi e, bu noktadan sonra ne olur? Benim en çok e, takıldığım noktalardan biri Fenerbahçe'nin e, milli takımın yardımcı antrenörüne talip olması. Ve milli takımın da Hamit Altun Top'un diğerlerinin açıklama yapması, hocamızı vermeyiz diye bence hani Fenerbahçe için gerçekten e, düşünülmesi gereken bir konu. Neden? Ya Fenerbahçe milli takımın yardımcı antrenörünü mü talip olur? Ama yurt dışındaki deneyimleri olan bir antrenör. Yurt dışı yani. deneyimi olan ben sana 20 tane falan antrenör sayarım istersen. Şimdi Haziran abi bence Fenerbahçe ben, milli e, bile, takımın. Bir de şu, bir sözüne bir cümle daha söyleyeyim. Santa Ozen, e, Mannheim yani yapma yani. Fenerbahçe. Ben şimdi e, Fenerbahçe milli takımın yardımcı antrenörünü almak istiyor. Ben de Nihat Özdemir. Im. O zaman Kuntsuz derim. Bak şimdi şöyle Çünkü olur. Çünkü sen Kenan Koç'a alırsan Kunt Zaten dağıtmış bir şey ifade oluyorsun. Etmez. Yani burada yanlış Oradaki anlaşılmasın. Oradaki sistemi bozuyorsun. Kenan Koçak o milli takımın teknik heyet yapılanmasının en önemli parçalarından biri. Basit gibi gözüküyor ama önemli parçalardan biri. Yardımcı çok önemli. Abdullah Avcı Orhan Ak gibi mesela. Fransa'nın hocası. Döşan. Döşan. Yardımcısı G. Stefan. Normal şartlarda teknik adamlık futbol taktisyenliği, skatlık falan hepsini kattığımızda Döşyams C. Stefan'ın çantasını taşır. Ama Döşyams karizması, genç bir hoca, dünya kupası var, medyatik, isim olarak takımı içerisindeki futbolcuların üzerinde durabilir. Aslında kağıt üzerinde öyle gözükür ama Döşyams C. Stefan'ın yardımcısıdır bence kariyeri olarak üst akıl olarak Tigana gittiğinde ben yalvardım C Stefan'ı tutun diye. Yanına koyun bir tane Beşiktaş'ın içinden yetişen. Şimdi buradaki yapılanma da öyle. Hani Kunz futbol cahili anlamda söylemiyorum bunu. Otta tabii ki yani bir Almanya ama içeride çok daha farklı konular var. Yapıyı bozarsın. Orada başka antrenör de var. Onu da alsan yıkılır. Ben... O yapı yıkılır. O anlamda çok sert oldular aslında konuda hocamızı ben, bırakmış. Biz be... bir proje yaptık. Kaldın abi diyor adam. Biz abi. bir proje yaptık. Ne olur bozmayın. Hayır, benim dünyada hocam mı? Benim yok. itirazım o değil. Ben neye itiraz ediyorum biliyor musun? Fenerbahçe'nin milli takımda yardımcı antrenörlük yapan kişiyle bir e, yarım bir hikayeyi tamamlamaya çalışmasından bahsediyorum ya. Yani ama bu, demek ki, bu hani, teknik adam, bu teknik şimdi bak şöyle demek bir şey Demek ki söyleyeyim. onlar onu yardımcı antrenör seviyesinde görmüyorlar. E sen, e, sen Fenerbahçe'sin, sezon başında Lövler'den bahsediyorsun, e, Bielsa'lardan bahsediyorsun, sonra evet. Kenan Koçak'a geliyorsan olmaz. İşte benim üzerinde evet, evet. durduğum bir nokta. Yani olmaz, oraya... bu olmaz. İşte bak nereye geliyoruz, hep üzerinde durduğum bir nokta. Aslında bunu kimse önemsemiyor ama çok önemli. Transfer iletişimi. Yani sen Portekiz'de ya, hoca iletişim ismi de çok artık önemli. çok önemli hani olmaktan iletişim çıktı. İletişim derken medyaya verilecek haberler, medyada nasıl çıkması gerekir? Öyle şekilde çıkması lazım ki beni yıpratmasın. Bak Bruno, evet. hocası. Ya Çıkmayacak, ya sızmayacak. Üç, üç, gün sonra, üç gün sonra, bak üç maç sonra Kenan Koçak gelsin Fenerbahçe'ye. Üç maç sonra tartışılmaya başlar. Yani hmm. Kenan Koçak, Kenan Koçak, bak üç, yani Kenan Koçak ismi başarılı bir hoca olabilir ama Fenerbahçe test yeri değil. Ya bir bakalım Kenan Hoca gelsin Alman sistemi belki de her şey iyi gider falan. Ya böyle bir yer değil. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor kulüpleri bu tür test ve deneme yerleri değil.